Site tanımı yapmak için Site menüsünden New Site seçeneğini seçebilirsiniz. Açılan pencerede sitenizin tanımını yapabileceğiniz Basic ve Advanced sekmeleri bulunmaktadır. Advanced sekmesinde yapacağınız değişiklikler alanları daha iyi anlamanıza yardımcı olacağından ben Advanced sekmesini anlatacağım. Buradaki bilgileri öğrendikten sonra Basic sekmesinde kolaylıkla doldurabilirsiniz. Advanced sekmesinde sol taraftaki kategori bölümündeki ilk alan Local Info yani web sitenizle ilgili yerel bilgiler. İlk doldurmamız gereken bilgi sitemizin ismi. Buraya web sitenizin ismini yazmalısınız. Bu isim içerisinde Türkçe karakter ya da boşluk kullanabilirsiniz. Bu isim Dreamweaver içerisinde tekil olmalıdır. Yani aynı isimde ikinci bir web sitesi oluşturmak istediğinizde Dreamweaver size uyarı verecektir. Daha sonra aşağıdaki alandan daha önce oluşturmuş olduğunuz web sitenizin kök klasörünü seçebilirsiniz. Eğer bir alttaki alandan varsayılan resimler klasörünü seçerseniz, Dreamweaver'ın resimlerinizi sizin için otomatik olarak yönetmesini sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği seçmediğiniz sürece, site dışında kullanmış olduğunuz tüm resimler, site dışından almış olduğunuz ve kullandığınız tüm resimleri Dreamweaver site klasörünüzün altına kopyalayıp isteyip istemediğinizi soracaktır. Eğer buradaki tanımı yaparsanız, varsayılan resimler klasörünü eğer seçerseniz, o zaman size sormadan Site dışından almış olduğunuz resimleri otomatik olarak images klasörünün altına kopyalayacaktır. Bunun altındaki alanda site içindeki linklerinizin dokümanlara göre mi yoksa site köküne göre mi olabileceğini belirlediğiniz bir alan. Sitenizin web adresini girerek link checker'ın bu adresi web siteniz içinde kolay kontrol etmesini sağlayan bir alan, sağlamasını sağlayan bir alan. Eğer web sunucunuz büyük küçük harfleri duyarlıysa bu seçeneği aktif hale getirerek linklerin buna uygun olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bunun altındaki cache alanından ise Dreamweaver'ın ön belleğini açarak site içindeki varlıkların ön bellekte saklanmasını ve varlıklar panelinin daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Remote info alanından ise web sitenizi tamamladıktan sonra web sunucunuza bağlanmanızı sağlayacak çeşitli protokollere destekleyen bir erişim yönetimi vardır. Dreamweaver içerisinden herhangi bir siteye, web sitesine, FTP ile, yerel ağ üzerinden, WebDAV, RDS ya da Visual Source Safe ile kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Bu konuyla ilgili gerekli bilgileri web sunucunuzun barındırıldığı, barındırma hizmeti aldığınız kuruluştan edinmeniz ve buna göre bu alanları doldurmanız gerekmektedir. Evet, temel site tanımını tamamladık. OK butonuna basarak, Site tanımınızı bitirebilir ve site dosyalarınızı files panelinde görüntüleyebilirsiniz. Site tanımı yaptıktan sonra sağ taraftaki files paneli altında klasörlerinizi ve sitelerinizin, sitenizin içindeki dosyaları görebilirsiniz. Eğer oluşturmuş olduğunuz klasörleri bu alanda görmüyorsanız site tanımınızı kontrol ederek doğru klasörü gösterdiğinizden emin olmalısınız. Ya da bu görünümü güncellemek ve yenilemek için Refresh butonuna basmalısınız. Site tanımınızı düzenlemek için site menüsünden Manage Site seçeneğini seçebilir. Açılan menüden düzenlemek istediğiniz site tanımının üzerine tıkladıktan sonra Edit butonuna basabilirsiniz. Ya da bu menüye, bu pencereye daha hızlı erişmek için Files bölümündeki site adınızın üzerine çift tıklayarak bu sitenin site tanımının açılmasını sağlayabilirsiniz. Düzenlemeleri yaptıktan sonra OK butonuna basarak tekrar Dreamweaver'ın çalışmalarına geri dönebilirsiniz.